Evet Hocam bununla birlikte e, hayata dokunmak programımızda Mustafa Merter hocamızı ağırlamıştık ve orada çok önemli bir konuya değindiler. Onun son ile alakalı hı hı. orada otoritenin zayıflaması çocuklarda cinsel e, karmaşaya da hı hı. sebep olduğundan bahsetmişti. İşte orada gerçekten evet dedim ya ailede e, anne baba otoritesi gerçekten çok önemli. Hı hı. Çünkü insanın cinsel karmaşa gitmesine bile sebep olabiliyor bu durum. Hı hı. Yani tabii ki burada çocuğun kafa karışıklığına sebep oluyoruz. Ne doğru ne yanlış, ben nerede durmalıyım dediğimiz nokta burası. Ben nerede, nereye kadar dura gidebilirim? Hı hı. Neresi benim alanım? Çocuğa bir alan tanımak, burada şu da değil. Çocuğa otoriteyle bir alan koyalım, küçücük bir alan, küt bir alan ve çocuk orada sadece o alanda dursun. Bu da değil. Ama genişçe bir alan, Ferah onun test edebileceği kadar geniş ama yine de durabileceği bir yer var. Burada böyle bazı mertebeler var. Üç tane alandan burada bahsedebiliriz. Hı hı. Bunlardan bir tanesi cesaret alanı. Cesaret alanında çocuk her şeyi yapabilir ve deneyebilir. Burada diyebilirim ki evladım burası senin alanın, burada cesursun ve istediğin her şeyi deneyebilirsin. Hı hı. Sıkıntı yok çocuk kendini ifade edebilir, denemeler yapabilir, hatalar yapabilir. Bir sonraki alan burası birazcık e, bazenlerin olduğu alan. Yine bir hocamızın çok güzel bir lafı var Mehmet Taber hocamızın bazenler kuralları bozmaz diye. Burası hmm. bazenler alalım. Evet. Şöyle bizim evimizin kuralları var, toplumun kuralları var ama sen bazen bu kuralları yanlışlıkla bozdun. Nasıl diyelim? Şöyle örnek verebiliriz. Araba kullanıyorum, acemi bir şoförüm. Sağ sinyali verdim, sağ yanaşmadım ya da sola sinyali verdim, sağ yanaşacağım. Yanlış bir şey yaptım. Bu acemilikte kabul edilir, değil mi? Biz deriz ki aman acemi şoför. Hani söylensek de bir şey demeyiz. Çocuğun yaptığı hataları da bu örnekten görmemiz lazım. O acemi bir hayat şoförü şu an bu bazen alanında hata yaptı. Ne yaptı? İşte yalan söyledi, tasvip ettiğimiz bir şey mi? Hayır, normalde yasak. Ama o bazen alanında hata yaptı. İşte arkadaşından bir şey eve getirdi. Biz bunu hırsızlık mı diyeceğiz acaba? Bizim için hırsızlık yasak. Ama o bazen alanında. Ne diyebiliriz? Ben bunu tasvip etmiyorum. Ben bu yalanı, ben bu eve getirdiğin oyuncağı ya da burada işte cinsel kimlikle alakalı ya da giyimle alakalı örflerle adetlerle alakalı bana ters bir şey yaptın ama bu bazen alanına çıktın. Bunu denedin. Ben bu kuralı kabul etmiyorum ama denedin ve bunun hatası üzerine konuşarak toplanabilir. Ya da bu bazen alanının ikinci tarafı da güç durumlar. Çocuk hasta oldu. işte ülkede pandemi var. Evde bir Allah korusun bir sıkıntı, kaza durumu var. O hafta okulda arkadaşlarıyla zor bir gün geçirdi. Yine bu güç durumlarda da bazenler devreye girebilir. Oralarda bazı hatalar tolere edilebilir ve en son üçüncü alan yasak alanı. Kesinlikle izin verilmeyecek alan. Bu alana çıktığı zaman bizim çocuğa vermemiz gereken artık üçüncü dalgadasın. Biz sana burada artık izin veremeyiz. Bu kadar değil. Burası senin gitmemen gereken, durman gereken nokta. Burada da esneklik tanımamak, aşırı müsaadecilik göstermemek lazım. Buradaki tavrımız nasıl olmalı? Üslubumuz, çocuğa yaklaşımımız. Kuralı net vermek. Yani burada şimdi kimse ebeveyn olarak kötü olmak istemiyor. İşte çocuğuma kötü ben olmayayım. Ee, oyun uh -huh. bize uymayan bir oyun oynuyor uh -huh. çocuğumuz. Ben oyunu oynamasını istemiyorum. Uh -huh. Nasıl yaklaşmalıyım bir uh -huh. anne olarak mesela? Yani önce bir kere bu oyunun uygun olmadığını söyleyeceğim. Bunu işte yok söylemeyeyim. işte çok eğleniyor. E, böyle değil. Bu oyun bana bize uygun değil. Senin bize için uygun, uygun değil. değil. Uh -huh. Aynen. Bu oyunun işte neden diyebilirim Çocuklar sorar. Niçin oynamıyor? Niye uygun değilmiş? Evet. Sana uygun değil bana uygun da diyebilir. Bak, evet, böyle tabii ki da var. Zaten çoğu yani bunu hiç böyle söylediğinde peki anneciğim peki babacığım diyecek <laughs> evet, bir doğru. çocuk yok. Mutlaka bunu soracak. Açıklayabiliriz İçinde bu var şiddet var. Farklı öğeler var sana iyi gelmeyen şeyler var. Ne yapabiliriz? Burada önemli olan yasakladığımız şeyin yerine bir şey koyabilmek. Hı -hı. Evren boşluk kabul etmiyor. Ben Kâm yasakladım dedim lazım. ki oyun oynamayacaksın. Bu oyun bize uygun değil. Peki ne yapacak o çocuk? E yani hiç düşünmüyoruz. Ebeveynlerden bunu çok sık duyuyoruz. Çok fazla oyun oynuyor. Tamam, bilgisayarı kapattık ve çocuk oyun oynamıyor. Çocuk evde sizinle ve buyurun ne yapıyorsunuz? Hani o vakit nasıl geçecek? Çünkü bizim yetişkinlerin işlerimiz var. Hiç e dışarıda bir işimiz yoksa da evde yapacak bir şeyimiz var. Eskiden mahalleler bu yüzden Hı -hı. çok güzeldi evet. değil mi hocam? Yani Hı -hı. o sokaktaki tüm çocuklar bir araya gelirler ve vakti nasıl geçtiğini anlamazlardı. Bu ebeveynleri de birçok alanda rahatlatıyordu Tabii aslında. ki. O oyalanacak dediğimiz o boşluk kısmı. Çocuklar oynarken, sokakta hiçbir şey yapmadan gezinirken, bir şeyler keşfederken o sırada doluyordu. Ama şimdinin çocuklarında eğer sokağa gönderemiyoruz, arkadaşları yok, bir kursu yok, bir aktivitesi yok. O zaman o bilgisayarı kapattığımız zaman yerine bir şey koymamız lazım. Birlikte vakit geçirmeye talip miyiz? O çocukla beraber hadi şunu yapalım. Kızımız bilgisayar oynuyor da dedim ki bu sana uygun değil hadi kapatalım. Hadi gel birlikte kek yapalım diyebiliyor muyum? Yoksa ben de elime telefon alıp kenara mı çekiliyorum? Hı hı. Ya da onu neyle baş başa bırakacağım? O boş vakti neyle? Ona bir hobi mi edindireceğim? O sırada e, işte bir kitap mı okuyacak, bir boncuklardan bir kolye mi dizecek, bir şey mi yazacak, resim mi yapacak? Bu olanların doldurulması lazım. Hı hı. Hocam ilk yarıda hocamız çocuklara yaklaşımımızda itidali bulmamız hı hı. gerekiyor dedi. Orta yol benimsememiz gerekiyor. Ne çocukları ilah edeceğiz, Tabii. otorite edeceğiz ne de sen anlamazsın Hı -hı. diye onların bir birey olduğunu görmezden gelmeyeceğiz Hı -hı. dedik. Sanırım bu sizin söylediğiniz o çocukları üç alan bırakmak Hı -hı. gerekiyor dediniz ya cesaret alanı Hı -hı. bazen alanı ve yasak alanı. Hı -hı. Biz ya cesaret alanında çok yoğunlaşıyoruz ya yasak alanında Hı -hı. çok yoğunlaşıyoruz fakat ortada bir bazen alanı var bazen bazı şeyler olabilir ve bu kuralı bozmaz dediniz. Hı -hı. Bu bazen alanı bize işte o itidale götüren alan sanırım. Hı hı. Anne ve babanın çocuklara tanıyacağı alanlar. Hı hı. E, ama buradaki e, dozu iyi ayarlamak gerekiyor, hı hı. değil mi? Bazen alanının e, takip etmek gerekiyor. Hı hı. Çünkü bazen kaç defa o bazeni diye dediğimizi de unutabiliyoruz, hı hı. değil mi? Çocuklara geniş bir alan tanıyabiliyoruz bazen dediğimizde. Hı hı. Aslında o bazen alanı bize nefes saldıran, hem bize hem çocuğa nefes saldıran bir şey. Şimdi şöyle düşünelim. Sadece cesaret alanı ve izin alanı olsa, çocuğa ya izin veriyorum her şey serbest, ya da bazı şeyler çok katı. E, arada oldu işte yatma saati var. Biz misafirliğe gittik. O gün çok geç yattı. Ebeveyn kendini kötü hissediyor. İşte kuralları uygulayamadım. Zaten kaygılı dedik ya en baştan. Evet. Ve bu konuda buna yatkınlık var. E çocuk da buradan ilerleyebilir. O zaman hep ben geç yatabilirim gibi. Buradaki alan bize nefes aldıran bir alan olmakla birlikte aynı zamanda her zaman olmaması lazım. Bazen adı üstünde. Evet. Ve buradaki belki yine kilit nokta şu olabilir. Müsaadecilik ve aşırı müsaadecilik. Hı hı. Müsaadecilik olabilir. Ben bazı şeylere müsaade edebilirim. Normalde şeker ya da çok paketli gıda yedirmiyorumdur ama siz benim çocuğuma bir çikolata verdiğinizde onu sert bir şekilde geri çevirmeme hem çocuğu hem oradaki ortamı gelmeme gerek yok. Yiyebilir. Ama bunu aşırı müsaadecilik. Esnekliği de öğretiyoruz Hı -hı. aslında değil mi? Yani dünya hayatında yaşamasını da kolaylaştırıyoruz Hı -hı. aslında çocuğu. Tabii ki. Yani bazen olabilir, müsaade edilebilir ama hep olamaz. Bu bazen nasıl bozuluyor? Ee, anne ve babanın tutumu bir değilse. İkisi farklı Kanallardan yayın yapıyorsa biri aşırı rahat biri aşırı hiç izin vermeyen ya da bazen de çok yakın anneanneler, babaanneler, komşular da burada etkileyebiliyor. Çocuklar da bu durumda Hı -hı. işine geleni seçiyorlar tabii. Farklı için. kurallar aynen kafa karışıklığına sebep oluyor. Çok fazla kural var hangisini dinleyeceğim ve çocuk her zaman kendi en işine geleni seçer. Onu en iyi davranı seçer. Biri iyi polis olur o kuralı koyan o da genellikle anne oluyor o da kötü polisi olur. <laughs> Çünkü annem izin vermiyor işte hiçbir şekilde izin neden çünkü kuralları tutan kişi o olmuş geri kalan etraftakiler böyle daha çok kuralları izin veren işte bir şey olmaz diyen taraf olmuş ve çocuklar bunu çok iyi kullanıyorlar kimin neyi yaptıracakları konusunda onlar birer uzman.